Canlıların besleme ilişkileriyle ilgili verilen aşağıdaki birinci grafikte bir ekosistemde bulunan ağ canlısına ait 5 aylık besleme grafiği gösterilmiştir. Ağ canlısı bir ekosistemde bulunan B, C ve D canlıları ile beslenmektedir. İkinci grafikte ise ağ canlısının yaşam alanına gelen bir E canlısının sayısını göstermektedir. Buna göre A ve E canlılarının besleme şekliyle ilgili olarak 1, 2, 3 yargıların hangileri yanlıştır? Evet, E canlısı ekosisteme girdiği zaman A canlısının besleme şekli bu durumdan etkilenmiştir diyor. Evet, baktığımızda E canlısı ekosisteme girdikten sonra A canlısının beslenme oranlarına bakalım. Evet, burada B ile beslenme oranı azalırken D ile beslenme oranı artmıştır. Evet, E canlısı ekosisteme girdikten sonra A canlısının besleme şekli değişmiştir. Bu ifade doğrudur. E canlısının sayısındaki artış D canlısının sayısının azalmasına neden olmuştur diye baktığımız zaman D'deki A canlısının D ile beslenme oranları gitgide artmıştır. Evet, azalma olsaydı bu oran artamazdı. Bu ifade yanlıştır. E canlısı aynı zamanda A canlısının beslendiği B canlısı ile beslenmektedir diyor. Evet, baktığımız zaman çünkü burada A canlısının B ile beslenme oranı giderek azalmış. O zaman E canlısı da B canlısı ile beslenmektedir. Bu ifadeyi çıkartabiliriz. Cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. DDT ve biyolojik birikim hakkında verilen bu metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Biyolojik birikim kimyasalların canlı vücudunda birikmesiyle gerçekleşir. Evet, baktığımız zaman metne besinlerin canlıların vücudunda aktarımı sırasında bazı zehirli maddelere kimyasalar aktarılmış olur. Buna biyolojik birikimden bu kimyasalar aktarıldığı sırada bu canlının vücudunda birikmesiyle buna biyolojik birikim denir. Bu ifade ulaşılabilir. Canlılar zehirli maddeleri ve kimyasalları doğrudan vücutlarına almasalar da diğer canlılarla beslenerek alabilirler. Yine metne baktığımız zaman zehirli bileşik bitkilerin kökleri tarafından alınan bitkiler bitkilerin çürüyen yapraklarıyla beslenen organizmanın yapısına geçmiştir diyor bu zehirli bileşikler. Yani doğrudan bu organizmalar zehirli yapılarını almasalar bile beslendikleri bitkilerle bitki yapraklarıyla bu zehri vücutlarına almışlardır. Kuşlar DDT'yi küçük balıklarla beslenen balıkların vücudunda birikmesi sonucu vücutlarına almışlar. Evet, balıklarla beslenen kuşlara aktarılmıştır diyor bu DDT. Bu da ulaşılabilir. Canlıların vücut büyüklüğü ile DDT'nin vücutta birikim arasında doğru orantılı bir ilişki vardır diyor. Evet, metne baktığımız zaman doğrudan böyle bir bilgi verilmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Güneşten gelen ışınların atmosfer tarafından tutularak dünyanın ısınmasına neden olan olaya sera etkisi denir. Güneş ışınları bulutlar ve yeryüzü tarafından yansıtılır. Atmosferde mevcut olan karbondioksit, su buharı ve metan gazı gibi elementler ise bu yansımaya uğrayan güneşten gelen ışınları tutarak dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Sera etkisi olarak adlandırılan bu olayda atmosferde ısıyı en fazla tutma özelliği bulunan gaz karbondioksit gazıdır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Endüstriyel faaliyetleri sera etkisinin artmasına neden olur. Evet, endüstri faaliyetleri sonucunda fosil yakıt kullanımı sonucunda karbondioksit miktarı artacağı için atmosferde sera etkisinin artmasına neden olur. Bu ifade doğrudur. Atmosfere normal seviyede bulunan karbondioksit gazı canlının yaşamının devamlılığı açısından önemlidir. Evet, bu ifade de doğrudur. Evet, karbondioksit miktarı belli bir seviyede olmalıdır ki dünyanın sıcaklığı sabit kalabilsin. Yoksa dünya daha soğuk bir yer olurdu. Isı yalıtımı, enerji tasarrufu ve ağaçlandırma çalışmaları gibi faaliyetler dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına engel olabilir. Evet, ağaçlandırma faaliyetleri karbondioksit miktarını azaltacaktır. Yine ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu, bunlar da yine kullanılan fosil yakıtların kullanımını daha doğrusu azalttığı için yine karbondioksit miktarı azalacaktır atmosferdeki. Bundan dolayı da bunlar ortalama sıcaklığın artmasına engel olabilir. Bu ifade doğrudur. Yeryüzünden yansıtılan ve atmosfer tarafından tutulamayan güneş ışını miktarının aynı oranda artması küresel ısınmaya neden olabilir diyor. Küresel ısınmaya neden olan tutulamayan güneş ışını değil tutulan güneş ışınlardır. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Günümüzün en çok kullanılan enerji kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Çevre sorunlarında yol açan bu kaynakların kullanımının daha gerçekçi ve ekonomik biçimde yapılması çok önemlidir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma açısından da enerji kullanımıyla ilgili yeni yaklaşımlar oluşması zorunlu olmuştur. Bilimsel bir makaleden derlenen yukarıdaki metinde geçen sürdürülebilir kalkınma açısından da enerji kullanımıyla ilgili yeni yaklaşımlara örnek olarak aşağıdakinin hangisi verilemez? Baktığımız zaman enerji kullanımıyla ilgili yeni yaklaşımlar, yani enerji açısından tasarruf sağlanmalı noktasında bir vurgu yapılmıştır.
B, C ve D seçeneklerine baktığımız zaman burada evet elektrikli araçların tam dolu bataryayla gideceğinin mesafenin artırılması bu bir tasarruftur. Bir batarya aynı seviyede enerjiyle daha fazla mesafe kat etme, tırların aynı yakıtla daha ağır yükleri taşıması sağlanması bu da bir tasarruf örneğidir. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi bu da çevre sorunlarının çözümü adına bir doğru bir kalkınma modelidir. A seçeneğine baktığımızda ise insanların teknolojik ürünlere ulaşımının kolaylaştırılması bu ekonomik veya çevresel noktada sürdürülebilir kalkınma örneği değildir. Bu cevabımız A seçeneğidir. Bir öğrenci özdeş bitkiler kullandığı ve eşit miktarda suladığı iki ayrı düzenekte bir faktörün fotosentez hızına etkisini araştırıyor. Öğrencinin hazırladığı deneyde gözlemleri sonucunda iki ayrı ortam için çizdiği grafikler aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencinin hazırladığı deney düzenekleri aşağıdaki hangisi gibi olamaz? Birinci ortamdaki fotosentez hızı ikinci ortama göre daha düşük kalmıştır. Düzeneklere baktığımız zaman birinci ortamda zayıf ışık, ikinci ortamda güçlü ışık kullanılmıştır. İkinci ortamdaki fotosentez hızı daha fazla olacaktır. Bu doğru bir düzenektir. B seçeneğine baktığımızda birinci ortamda kırmızı ışık, ikinci ortamda yeşil ışık kullanılmış. Yani birinci ortamdaki fotosentez hızı ikinci ortama göre daha fazla olacaktır. Ondan dolayı bu düzenekler doğru düzenek olmamıştır. C seçeneğine baktığımız zaman burada birinde buz parçası kullanılmış. Yani sıcaklık azaltılmıştır. Bundan dolayı da birinci ortamdaki fotosentez hızı daha yavaş olacaktır. Yine bu doğru bir düzenektir. D seçeneğine baktığımız zaman ise ikinci ortamda sodalı su kullanılmış. Yani karbondioksit miktarı artırılmış. Bundan dolayı da ikinci ortamdaki fotosentez hızı daha yüksek olacaktır. Birinci ortama göre yine bu doğru bir düzenektir. Cevabımız B seçeneğidir. Meryem oksijen döngüsünü aşağıdaki gibi şematize ediyor. Buna göre K maddesi ile L ve M olayları için aşağıdaki hangisi yanlıştır? K maddesinin üretilmesi için M olayı gereklidir. K maddesi oksijenin üretimi için fotosentez olayı gereklidir. Bu ifade doğrudur. L olayı ile K maddesi karbondioksitin yapısına geçer demiş. L olayında solunum olayı görüyoruz. Oksijen karbondioksitin değil suyun yapısına geçer. Bu ifade yanlıştır. M olayında gerçekleşebilecek bir aksama L olayını etkiler. Fotosentezde gerçekleşecek bir aksama solunumu da etkiler. Bu ifade doğrudur. M olayı yani fotosentez kloroplastta L olayı solunum mitokondri organeli tarafından gerçekleştirilir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Omurgalılar genellikle oksijenle solunum yapan canlılardır. Hücrelerinde bulunan besini oksijen yardımıyla enerji elde etmek için kullanırlar. Ancak yoğun kas aktivitesinin olduğu durumlarda ortamdan yeterli oksijen sağlanmazsa hücreler laktik asit fermantasyonu ile enerji elde ederler. Ancak laktik asit fermantasyonu ile elde edilen enerji miktarı oksijenin solunuma göre çok düşüktür. Yukarıdaki şekilde bir dağcı bulunduğu noktadan başlayarak bayrağın bulunduğu noktaya yol üzerinde bulunan aynı uzunluktaki parkurları aynı zamanda tırmanarak ulaşmak istemektedir. Buna göre dağcının kas aktivitesi gözü önüne bulundurulduğunda vücudunda biriken laktik asit miktarını gösteren grafik aşağıdaki hangisi olabilir? Ortamdaki oksijen seviyesinde yükseklik kaynaklı değişimler dikkate alınmayacak ve dağcının hücrelerinde bayrağa ulaşana kadar laktik asit üretildiği düşünülecektir. Şimdi parkura baktığımız zaman burada 2 ve 4 nolu parkurların dik yokuş olduğunu görüyoruz. Yani buralarda enerji tüketimi daha fazla olacağından daha fazla laktik asit fermantasyonu gerçekleşecek ve laktik asit miktarı da vücuttaki laktik asit miktarı bu süreçlerde yani 2 ve 4 nolu parkurlar geçilirken daha fazla artış gerçekleşecektir. Grafiklere baktığımız zaman bu doğru olarak D seçeneğinde verilmiştir. Laktik asit fermantasyonu artarken 2 ve 4 nolu parkurda daha fazla artmıştır. Cevabımız D seçeneğidir.